canlı yayınımızda birlikteyiz. Ve bu akşam çok değerli konuklarımız var. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doktor Sayın Murtaza Yetiş ve Adıyaman'ın bugün gazetesi köşe yazarının Sayın Mustafa Işıldak ve Güne Bakış gazetesi genel yönetmeni Sayın Naif Karabatak bu akşam canlı yayın konuğum olacaklar. Tabii ki ara verdik, uzun bir ara verdik, 4 ay gibi uzun bir süre. Bu süre içerisinde tabii sayın vekillerimiz yerlerine oturdular. Mecliste yeminler ettiler. Ancak Adıyaman hizmet açısından neleri bekliyor, neleri konuşuyor, onları bu akşam tartışıp konuşacağız. Tabii ki ben bu akşam işin biraz uzak bölümünde kalacağım ama sayın gazeteci arkadaşlarımla beraber sayın milletvekilimize sorularımız olacak. Özellikle son günlerde Adıyaman'la ilgili sorular, cevaplar tabii ki sayın vekilimizi anlayacağız. Bununla beraber Adıyaman'ın en önemli konusu olan turizmi bu akşam ele alacağız. Tabii ki Adıyaman'da sağlık sektöründe neler yaşandı? Bununla ilgili birçok sorularımız olacak sayın milletvekilimize. Sayın vekilim hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sayın konuklarım da hoş geldiniz diyorum. Sayın Naif Karabatak hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sayın Mustafa Işıldak abimiz. Sağ olun efendim, hoş geldiniz efendim. Evet, geleceğimiz sayın konuklarımıza hoş geldiniz. Bu sefer ilk sorumuzu dilerseniz yaşça büyüğümüz olan Sayın Mustafa Işıldak'a söz hakkı vermek istiyorum. Sayın Işıldak 12 Haziran seçimlerinin üzerinden 4 ay gibi süre geçti. Tabii ki Türkiye bir ara siyasete iyi ısınmıştı. Tabii ki seçimler bittikten sonra gerek muhalefet gerek de taşları yerine oturdu. Malumun üzere Barış ve Demokrasi Partisi yemin etti geçtiğimiz günlerde. Tabii ki bu yoğun gündemden sonra sayın vekillerimizin bundan sonraki süreçleri çok uzun sürecek. Meclisteki toplantılar, ülkenin sorunları, yeni bir anayasa için çalışmalar başlayacak. Tabii ki sayın vekilimiz de sık sık 4 aydan sonra ilimize belli sürelerde geldi. Birçok gezilerde bulundu. En önemlisi sayın vekilimizin Somali gezisi vardı ki biz son derece mutlu etti belki de. İlk sorumuzu sizden alalım sayın. İşte ben öncelikle Mercan Televizyonu izleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Sayın Yetişim şahsında tüm milletvekili arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sayın Yetişim öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Birkaç gün önce basına yansıyan haberlerde çok sevindirici bir habere rastladım. O da sayın vekillerimizin aylık periyodik toplantılar düzenleme kararı almış olmaları konusunda bir haberdi. Gerçekten eğer bir ilin sorunları çözülmesi isteniyorsa o sorunları çözmekle mükellef olan birimlerin de, organların da bu konuda ciddi çalışma içerisinde bulmaları lazım. Ben buradan şunu anladım. Nasıl ki Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan bu dönemin kendisinin ustalık dönemi olduğunu söylediği gibi demek ki sayın vekillerimiz de ustalık dönemidir diye onu biliyorum. Yalnız dikkatimi çeken bir şey oldu bu arada. Birincisi muhalefet milletvekili bu grup içerisinde yer almamıştı okuduğum kadarıyla. Oysa muhalefet de iktidarın ayrılmaz bir parçası olduğuna göre sonuçta demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğuna göre muhalefet milletvekillerinin de olması gerektiğine inanıyordum. Bir ikinci olay, ikinci bir sorum olacak. O da AK Parti tüzüğümüzün 156. maddesinde milletvekillerinin halkla irtibat yolları açmasını öngörüyor. Ki bu zaten olması gereken bir durum. Çünkü Ankara dışındaki diğer 80 ilin milletvekilleriyle Ankara milletvekilleri arasında şu anda bir diğer milletvekiller arasında negatif bir durum var. Çünkü Ankara'da yaşayan bir milletvekili kendi seçim bölgesindeki tüm değişiklikleri izleyebiliyor ama birebir. Ama Taşra'nın milletvekilleri bunu maalesef birebir izleyemiyor. Bu açıdan en azından birer danışmanlarının da kendi seçim bölgelerinde bulunması gerekiyor. Ki sanırım tüzüğün o hükmü de belki de bu gerekçeyle itiraz edilmiştir. Bu konuda çalışmanız var mı? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle tüm hemşerilerimize iyi akşamlar dileyerek başlamak isterim. Mercan televizyonumuz Allah nazardan esirgesin yine İnci Mercan bir televizyon kanalı olarak da hizmet veriyor. Mustafa Bey'in şahsında televizyonumuza da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hakikaten ülkemiz yeni bir döneme giriyor. Son işte Arap Baharı ve Sayın Başbakanımızın Arap ülkelerine yaptığı gezi
hemen arkasından da uluslararası arenada en önemli çalışmalardan biri olarak da Birleşmiş Milletler'de hem konuşma hem de yapılan temaslar açısından baktığımızda ülkemizin hakikaten ciddi bir sıçrama dönemine girdiğini, bu 9 yıllık sürecin dünya küresel bazda da gerçekten ülkemiz açısından önemli bir kazanım süreci olarak geçirildiğini ama önümüzdeki yılların çok daha anlamlı bir sonuçla da inşallah ülkemiz açısından hayırlara vesile olacağını öngörebiliriz. Aslında şöyle düşünüyorum, yani biz ülke olarak 1911 yılından itibaren biliyorsunuz Balkan savaşlarıyla birlikte bizim doğal sınırlarımız olarak görülen bölgelerden çekildik. Ve ilk toprak kaybımızı Balkanlar'da yaptıktan sonra işte malum Kuzey Afrika bölgesinde, Orta Doğu'da, Hicaz Yarımadası'nda böyle giderek bir silsile şeklinde gelen bir süreç yaşadık. 1911'den 2011'e işte şu geçen süre zarfında 100 yıllık dönemden sonra ben bu hilalin yeniden yükselme evresine girdiğini ve 2011 ile birlikte kaybettiğimiz değerleri, toprakları demiyorum ve hinterlandımızı yeniden kazanma kuşağına gireceğimizi düşünüyorum. Hatta burada belki tarihin bir cilvesi olarak da malum 1911 ve 1923 yılları arasında giderek kapanan, toprak kaybeden varlık yokluk mücadelesi veren bir ülke ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte biraz daha dinginleşen bir süreç yaşadık. Öyle mi diyorum ki 2011 ile 2023 yılları arasında da inşallah ülkemiz yeniden imparatorluk bakiyesi bir ülke olarak gerek kendi doğal hinterlandı olan Balkanlardan Orta Asya'ya kadar, Orta Doğu'ya, İslam ülkelerine, Hicaz Yarımadası'na kadar geniş coğrafya içerisinde çok ciddi bir etkinlik düzeyine gelecektir. Bunu yakalayabilmek için artık bu ülkede yaşayan her bir ferdin sadece biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 780 bin kilometre karelik alanı içerisinde yer alan, ufku bu kadar olan, meseleleri bu kadar olan, yani bu ülke kadar üzülen, bu ülke kadar sevinen insanlar olmaktan çıkması gerekiyor ve artık hepimizin belki global, küresel ölçekte bir bakışa, ufka sahip olmamız gerekiyor. İşte bu yönüyle demin Mustafa Bey'in bahsettiği, Sayın Işıldağ'ın bahsettiği ilk konuyla ilgili doğrusu aslında üzerinde belki durmamak bile gerekiyor. Yani bizim bir defa bir araya gelmemiz, birlikte hareket etmemiz zorunlu bir şey. Gayet tabii de bir şey. Şimdi doğrusu biz artık bir şekilde böyle siyaseti kısır çekişmelerin alanı olmaktan çıkarıp gerçekten bu ülkeye hatta yeryüzü ölçeğinde de insanlığa bir takım değerler üreten bir mekanizmaya dönüştürmek zorundayız. Ve bu yönüyle de ben de sözünüze elbette katılarak cevap vereyim. İnşallah bu dönemki vekillerimizin aralarındaki iletişim, diyalog ve birlikte çalışma yönetişim, iletişim açısından şöyle ustalığa yakışır bir süreç olacağı kanaatindeyim. Bütün arkadaşlarımızın hakikaten kendi bölgelerine hakim bir şekilde ve sorunları sadece vatandaştan, halkımızdan gelen taleplere cevap vermek biçiminde değil ama aynı zamanda proje üreterek, aynı zamanda mevcut projeleri de takip edecek bir süreç yönetimi içerisinde götürmesi gerekiyor. Ümit ediyorum ki bu rutin periyodik toplantılarımız sadece hal hatır sormanın tabii ki ötesinde hem yerel meseleleri hem de ilimizin geleceğe dönük projeksiyon anlamında da bir takım kalıcı projeleri de tartışacak ve bir anlamda da inşallah böyle yeşertecek bir zemin olacaktır. Salih Fırat hakikaten çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Yaz tatili olması sebebiyle biz görüşemedik. Onu da özellikle altını çizeyim. Ama diyalogumuz gayet güzel. En son dün meclisin, önceki gün meclisin açılışında da yine beraber kısa bir görüşme de fırsatı doldu. Ama hem onun yaklaşımı hem de bizim yaklaşımımız itibariyle böyle işte AK Parti, CHP, iktidar, muhalefet ilişkilerinin daha ötesinde Adıyaman ortak değerinde, ortak paydasında birçok şey yapabileceğimize inanıyorum. Evet. O konuyla ilgili çok haklısınız. Bunu ben de defaatle değişik zeminlerde aslında ifade ettim. Hatta ben onun ötesinde örneğin teşkilat binası içerisinde milletvekili irtibat bürolarının da olabileceği kanaatimi genel merkezimizle de paylaştım.
Şu anda benim de o yönde bir hazırlığım var. Bir tadilattan geçiriyoruz şu anda bir büroyu. Ve inşallah zannediyorum önümüzdeki bir ay içerisinde de büromuzu aktif hale geçirmiş olacağız. İnşallah. Bürosu derken halkla irtibat bürosu. Yani kişi buradan gelse mi Stefan? Bu şöyle bir şey aslında. Biraz açarsak. Şimdi Türkiye'de her ne kadar Mustafa Bey Ankara vekilleri veya seçmeninin şansını başkaları bulamıyor. Dediyse de ben şu kanaatteyim, bunu onların ağzından duyduğum için söylüyorum. En şanslı seçmen doğru seçmenlerdir. Vekiline ulaşma konusunda en rahat ulaşabilen seçmenimiz tabii doğru seçmendir. Çünkü mecliste hangi zemine giderseniz gidin, meclis odalarına girin, milletvekili odalarına, en yoğun misafiri bizim bölgenin milletvekillerin odalarında bulursunuz. Bürokratlarla görüşmelerde yine yerel bürokrasiyle birlikte merkezi teşkilattaki bürokratlara en çok giden vekilleri yine doğulu vekilleri bulursunuz. Adıyaman da bunların başında geliyor, bunu da ifade edeyim. Ve bununla birlikte yani gerek meclis sekreteriyamıza gerek cep telefonu üzerinden ulaşım noktasında hakikaten sadece yoğunluk ya da toplantılar varsa ulaşamamışlardır ama bunun dışında çok rahat ulaşabiliyorlar insanlarımız. Ama bütün bunlarla birlikte süreci biraz daha belki sistematik hale dönüştürmek açısından da önemli. Aslında bu konuyu daha böyle geleneksel seçmen ve milletvekili algısının ilişkisinin ötesine götürmek de lazım. Biraz değiştirmek de lazım. Birçok konuyu biz yerinde çözebilecek imkana sahipken genellikle bunu milletvekili üzerinden çözme eğilimine girebiliyoruz. Bazen milletvekilinin bir konuda bürokrata bir şeyler söylemesi aslında olumsuz da oluyor. Çünkü orada inisiyatif kullanabilecek, sorumluluk alabilecek bürokrat varken milletvekili üzerinden farklı bir baskı algısı oluşabilir. Fakat bütün bunlarla beraber şunu yapmaya çalışacağız. Yerelde bir irtibat bürumuz olacak ve bu irtibat bürumuz üzerinden de hemşerilerimizin bize ulaşabilmesi, Adıyaman'da olduğumuz süre zarfında herkes sonuçta AK Partili değil. Ama biz Adıyaman milletvekiliyiz, Türkiye milletvekiliyiz. Dolayısıyla bize AK Parti binasına gelip ulaşamayacak olan vatandaşımızın da ulaşmasını temin etmek yine bizim boynumuzun borcu. Bu sebeple de oluşturacağımız bu büroda hem orada görevlendireceğimiz arkadaşlarımız, gelen vatandaşımızın, hemşerilerimizin taleplerini alacak. Ama hem de Adıyaman'da olduğumuz dönem zarfında da irtibat bürosu üzerinden görüşebileceğiz vatandaşımızla. Bu konuda şöyle bir çalışmamız da oldu. Bunu da ilk defa sizlerle paylaşmış olayım. Bunu yani iddia ederek söyleyebilirim. Şu anda mevcut milletvekili profili içerisinde yapabilen belki bir iki vekil arkadaşımız daha var mıdır bilemiyorum. Biz bütün çalışmalarımızı bilgisayar ortamına götürmeye çalışıyoruz şu andan itibaren. Bununla ilgili özel bir yazılım programı hazırladık ve bu programda bize her türlü talepte bulunan hemşerilerimizin taleplerini oraya kaydediyoruz. O taleple ilgili hangi danışman arkadaşımızı görevlendirdiysek o danışmanı orada belirleyerek, seçerek onu da orada belirlemiş oluyoruz. O talebi hangi gün kabul ettiğimizi sistem üzerinden görebiliyoruz. Ve o talebin kabaca ne kadarlık bir süre zarfında karşılanması gerektiğini de orada yine belirtiyoruz. Örneğin basit bir taleptir. 7 ya da 10 gün içerisinde tamamlanmasını beklediğimiz bir konudur. Eğer 10 günü işaretledik ama 10 güne kadar o konu çözülmemişse sistem size uyarı veriyor.